for the kids. There are no misconceptions about me. Who's the person that's number one on that invitation list? Abi şu Didi meselesinde patlayacak kişileri çok merak ediyorum. Kobe Bryant da dahil oldu. Yani nobody party like Didi mevzusu. Abi. Leonardo DiCaprio. Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Usher, LeBron James, Leonardo DiCaprio ve daha onlarca çok az yazmış abi, en ünlüleri yazmamış. Puff Didi davası sayesinde hem üzüleceğiniz hem... Kobe benim en sevdiğim sporcu maalesef abi. Nobody party like Didi dedin mi? Bitti. Öyle paylaştığı geçmişte şey var. Çok olacağınız bilgiler ortaya çık... O direkt... Bizim aramızda ha yapıyoruz ama söylemiyoruz kimsenin şeyi gibi. Maya başlıyor. Bakın bu videoyu... Justin Bieber'ı 15 yaşındayken Justin Bieber'ı bayağı sıkıntılı şeyler yapıyorlar çocuğa. İçerisinde gerçekten de çok fazla bilgi ve gerçekler var. Günün sonunda yine de iddia olup olmadığına siz karar verin. Ama videoyu iyi anlayabilmeniz için lütfen tamamını izleyin. Oldukça şok olacaksınız. Önümüzdeki günlerde ciddi anlamda tüm Hollywood ifşa videoları ortaya çıkmaya başlayabilir. Videoyu izlerken anlayacaksın. Aynı zamanda Tupac'ın hayatını neden kaybettiğine dair bazı ciddi yeni iddialar da var. Birazdan izleyeceğiniz video içerisinde ciddi ünlü isimler duyacak ve paranın, şöhretin nasıl insanların gerçek yüzünü ortaya çıkardığına tanık olacaksınız. Bu video bariz sebeplerden dolayı kısıtlama alabilir. Bu kanalda elimden geldiğince sizlere yakışır bir anlatım ve editle hikaye anlatımlı iş... Adamın sesi zaten tok, bir de mikrofonda da şey açmış, o yoran ses tonu ya. O direkt beni mesela çok yoruyor ya. Şeyde baslar çok yüksek. Dedikler yapmaya çalışıyorum. Destekleriniz için lütfen beğenmeyi, keyif ve bilgi alıyorsan da abone olmayı lütfen unutma. Her şey Cassie Ventura'nın Didi hakkında tüm kanıtlarıyla mahkemede sunduğu raporlar sayesinde ortaya çıkmaya başladı. Cassie, Puff Daddy'nin kullandığı genç ünlü şarkıcılardan sadece biriydi. Ama tüm bunlara gelmeden önce neden insanların Didi'ye hayır diyemediğini anlamanız gerekiyor. Didi özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda müzik sektörünün en tepesindeki rapçilerden biriydi. Donald Trump gibi devasa güçlü insanlardan destek de alıyordu. I love Diddy. You know he's a good friend of mine. He's a good guy. Puff Diddy'nin sözleri sektörde oldukça geçiyordu ve çok para kazandığı ve onlarca insanın şöhret olmasında büyük rol oynadığı için insanlar Diddy'ye hayır demekten çekiniyorlardı. Ancak Diddy'nin zayıf ve hastalıklı bir yönü vardı. Çocukların olduğu partiler. Leonardo DiCaprio ise bu partilerin başında geliyordu. Who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Tüm bu partilere Puffy'nin Camp adı veriliyordu. Potansiyeli yüksek, genç şarkıcıların Didi ve Camp içerisindeki diğer insanlarla zaman geçirdiği o korkunç yer. Justin Bieber ve Usher buna en iyi örnekler. You know, high girls, pretty girls. I'm around grown women and I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. You know, where we hanging out and what we doing, we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. Videonun bundan sonraki kısmını lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü bu tavşan deliği tahmin ettiğinizden çok daha derine inmeye başlıyor. Justin Bieber 2020 yılında Yummy şarkısını mesajlar veren bir kliple paylaşır. Klip elitlerin, zenginlerin olduğu bir restoranda onlarca hizmet veren çocuklarıyla geçer. Zenginler eğleniyorken çocukların yüzü düşüktür. Justin bu kliple beraber Instagram hesabında onlarca bebeğin görüntüsünü Yummy hashtagleriyle yine dikkat çekmek için paylaşmıştır. Ekranda gördüğünüz bu adamın ise yine Justin'den yararlanan John Podesta olduğu iddia ediliyor. Justin tüm bu klibi çekerken panik ataklar, ağlamalar ve travmalar ile çektiğini kamera arkası görüntülerinden anlayabiliyorsunuz. Tüm bu Justin Bieber zaten bayağı çocuk yaşta eziyet ediyorlar buna. Didi amına koyuyor böyle, bayağı bir şeyler söylüyor, darlıyor, sıkıştırıyor sürekli. Dikkatinizden sonra Justin Bieber'ın şu iki şarkısındaki sözlerine dikkatle dinleyin. Ne söylemek istediğini çok daha iyi anlayacaksınız. Hatta Justin Ellen'ın programına katıldığı zaman Ellen'ın sorusuna şöyle cevap verir. Here's what I want to ask. Yummy. What does that mean exactly? I mean, I think I know. My sex life.
Sanırım şimdi işin gerçeğini biraz daha iyi anladığına göre daha fazla derine inmeye başlayabiliriz. Tüm bu süreç içerisinde Justin'in ailesi neredeydi dersen eğer, Didi'nin hayatını kaybeden eski eşi Kim Porter'a göre aile zaten Justin'i bu adamın eline satmıştı. Kim Porter günlüğünde ve kitabında Justin Bieber'dan oldukça net bahsediyor. Bunlardan yine bahsedeceğimizi unutmayın. Justin hakkındaki daha fazla gerçeklere gelmeden önce Cassie'nin, yani tüm olayları başlatan bu kadının mahkemede söylediği şeyler inanılmaz korkunçtu. Didi, anlamadım Ellen Kesin'i. Paralı erkekleri Kesin işini tutuyor ve erkekler onunla zorla giriyorken Didi onları izleyerek keyif alıyordu. Kesin aynı zamanda Puff Didi'nin ona zorla kullandırdığından, onu bağımlı yapmaya çalıştığından da bahseder. Tüm bu olaylar patlak vermeye başlayınca 2016 yılında bir otelde bu görüntüler ortaya çıktı. Cassie odadan kaçmaya çalışıyor ancak Didi yakalayıp kameralar karşısında ciddi dövüyordu. Puff Didi ise tahmin edersiniz ki bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden bir özür diler. Artık ne kadar inanırsan. Gelin izleyelim. I take full responsibility for my actions in that video. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted. Deccal ya bu adam. Yakın zamanda ise Puff Diddy'nin evine bir polis baskını oldu. Evin içerisinden çıkan şeyler inanılmaz. Silahlar, oyuncakları, kayganlaştırıcılar, 15 kilo yasaklı madde ve... Bu arada biliyorsunuz değil mi? Seks oyuncağı çıktı diyor ya. Atıyorum 100 tane ondan, 200 tane bundan, işte 1000 tane bebek yağı, böyle şey değil. 3-5 tane falan düşünmeyin. Yüzer yüzer, koli koli hepsinden... Aşırı fazla sayıda çıkıyor. 1000 adetten fazla bebek yağı ortaya çıktı. Bebek yağı hakkında şöyle bir iddia da var. Aslında bunlar bebek yağı değil, sıvı yasaklı maddelerdi. Ve ne zaman insanlar bunları üzerine sürse maddeden etkilenmeye, dolayısıyla parti esnasında kendilerini daha fazla kaybetmeye başlıyorlardı. Puff Diddy'nin avukatının tüm bunlara savunması ise zaten evlerinin yakınında bir market vardı. Dolayısıyla bu yüzden bebek yağı almak istemiş olabilirler gibi bir açıklama yapar. Bahsettiğim gibi Diddy'nin bu özel partilerine kimlerin davetli olduğunun tüm listesini videonun sonunda sizlerle beraber paylaşacağım. Ancak Diddy'nin yakalanmasından sonra Chris Brown, Usher gibi isimler Twitter hesaplarındaki binlerce postu silmeye başladılar. Hatta Usher hesabının hacklendiğini, dolayısıyla artık Twitter'a ulaşamadığından da bahsettiği bir gönderi paylaştı. Puff Diddy'nin daha önce yaptığı çoğu şey tüm bu bilgilerden sonra yerine daha fazla oturuyor. Örneğin burada kucağındaki kız ile beraber isimleri sayıyorken aslında saydığı bütün ünlü isimler bir sonraki verecek olan illegal partiye davet isimlerin ta kendisiydi. Puff Diddy'nin eski eşi Kim Porter'ın kitabı ise kucağında çocukla yapıyor bunu oğlum yani. Büyük bir ses getirdi. Kim, Justin Bieber hakkında şunları yazar. Mor şapkalı ve mor ayakkabılı çocuk diye bahseder Justin Bieber'dan. Puff Diddy'nin onu nasıl zenginlere servis ettiğinden ve Justin'in ailesinin para işin nasıl sustuğundan bahseden bir açıklama. Justin'in tek istediği şarkı söylemekti ama diğer herkesin derdi ondan yararlanmak ve paraydı der. En büyük ironik kısmı ise Puff Diddy kendini güvenceye almak için verdiği partilerin her yerinde kameralar vardı. Ve bu kamera kayıtlarının hepsi şu anda polisin elinde. Tahmin edersiniz ki departmanın ne olduğu fark etmeksizin her bir iş yerinde kötü niyetli insanlar olabilir. Rihanna, LeBron James, Jennifer Lopez gibi onlarca devasa ismin videolarının şu anda Dark Web içerisinde birkaç yüz bin dolara satıldığı iddia ediliyor. Tıpkı 2014 yılında neredeyse tüm ünlülerin ifşa videoları ortaya çıktığı gibi aslında ben bu videoların da önümüzdeki ay, hatta belki günlerde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Puff Diddy ise yakalanmadan önce Justin Bieber'ın biri döküldü mü hepsi dökülmeye başladı. İse elleriyle özellikle Justin'in üstünde mikrofon var mı diye kontrol ettiğini görebilirsiniz. Justin artık sadece şarkılarında mesajlar değil, katıldığı bazı röportajlarda da üstü kapalı olsa da olayları bilen insanların anlayacağı dilden harika mesajlar vermeye devam ediyor. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. Puff Diddy bu arada hapishanede özellikle yemek yemeyi zehirleneceğini düşündüğü için yemiyor. Aynı zamanda birileri burada benim hayatımı alabilir gerekçesiyle de ekstra güvenlik de istemiştir. Az önce dinlediğiniz hikaye kimine göre gerçek, kimine göre iddia olsa da tüm bu olaylardaki bilgi sayesinde adamın neden kendine ekstra güvenceyi almak istemesini anlayabiliyorsunuz. Ancak Diddy aynı zamanda Tupac'in hayatını almakla da suçlanmaya başlayınca içeride kendisine çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Keith diye Tupac'in hayatını almakla suçlanıyor. Ancak Keith,
Tahdidi'nin ona işi bitirmesi için 1 milyon dolar verdiğini mahkeme içerisinde söyledi. Bu kısım henüz kanıtlanmamış olsa da Tahdidi'nin tüm kayıtları tutmak gibi bir alışkanlığı olduğu için ve tüm bu kayıtların artık polis elinde olduğunda yer varsayarsak yakın zamanda bunun da cevabını öğrenebiliriz. Aynı zamanda Tupac'in Diddy hakkında agresif bir şarkısı olduğunu bilmenizde fayda var. Dolayısıyla zamanında aralarında bir sorun olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Buraya kadar geldin mi? Eğer geldiysen umarım keyif ve bilgi almışsındır. Lütfen desteklerin için videoyu beğenmeyi ve... Çok korkunç ya. Kanye ve Millie Bobby Brown. Abi Kanye West diyorlar ki yani hiç Kanye West değil abi, Drake karıştırıyorsun. Drake'e diyorlar ki yani böyle bir şey var mı, çocuklara ilgi duyuyor musun, ne alaka, hani böyle bir şey yaşandı mı? Drake şey diyor. Yo, ben Millie Bobby Brown'la hiç öyle bir şeyim olmadı, yakınlığım da olmadı falan diyor. İsim vermiyorlar, alakasız. Dayı listeyi unutma. Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, Kanye West, Kim Kardashian, Naomi Campbell, Mary J. Blige, Leonardo DiCaprio, Usher, Rihanna, Mariah Carey, Pharrell Williams, Paris Hilton, Justin Bieber, 50 Cent, Kendall, Kylie Jenner. Biz zaten bunlar yerde olmasa şaşırırım. Lil Kim, Drake, Snoop Dogg, Alicia Keys. Alicia Keys ne alaka lan? Serena Williams, David Beckham, Victoria Beckham, Will Smith, Jada Pinkett Smith, Rick Ross, Nicki Minaj, Tyler the Creator, Megan Thee Stallion. No kodumun. Cardi B, Kris Jenner, Lupita, Sean Penn, Tyrese Gibson. Tyrese Gibson, ananı sikiyim. Zendaya, Big Sean, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, ananı sikiyim. Kaliteli insanlar da var burada. Future, Adele, Steve Harvey. Atlasın hepsi ya. Chris Rock falan filan. Eva Longoria, Pharrell Williams, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton mı? Ananı sikiyim. Sofia Vergara, Shakira, Demi Lovato, John Legend, Chrissy Teigen. Hamilton'a bak. Dr. Dre, Floyd Mayweather, Teyana Taylor, Blake Lively. Ne? Ryan Reynolds. Ananı sikiyim. Norman Miguel, Hailey Bieber, Jaden, Prince Harry. Prince Harry mi? Prince Beatrice of York. Abi. Prensler, prensesler katılmış. Ürdün prensesi bile gelmiş. Politikacılar. Barack Obama, Michelle Obama falan filan. Bill Clinton, Hillary Clinton. Kamala Harris. Ananı sikiyim. Tamam. Ben olayları söylüyorum. Bu olaylar şu an patlamaz. Bir ay sonra falan patlar. Seçimlere de etkisini vurur abi. Bakalım. Sevgili YouTube, görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen takip edip aramıza katılabilirsin.